Arkadaşlar merhaba. Eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sonraki eğitimimiz cPanel eğitimi. Şimdi hosting satın aldığınızda size bir cPanel verilecek. cPanel ile ilgili şöyle bir üzerinden geçelim. Mesela Microsoft Akademi'nin cPanel'ine şöyle bir bakalım. Dosyalar bölümü var. Veri tabanı, etki alanları, e-posta, metrik, güvenlik, yazılım, gelişmiş tercihler diye. Burada hani bizim işimize yarayacak olan yerleri öğrenmemiz yeterli ilk etapta. Dosya yöneticisine tıkladığımızda web sitemizin dosyaları public HTML altında yer almaktadır. Mesela buradaki dosyaları ben kaldırayım. Size bunları yeniden açalım birlikte. Şimdi yeniden panelimize geldiğimizde, mesela dosya yöneticisine girdiğimizde arkadaşlar, public HTML'e girdiğimizde burada web sitemizin dosyaları yer alıyor. Veri tabanlarında da yeni bir veri tabanı oluşturabiliyorsunuz. PHPMyAdmin'de veri tabanı dosyalarınızı barındırıyorsunuz. Bunların hepsine değineceğiz birazdan. Burada etki alanlarında işte web sitenizin DNS'leriyle ilgili yönlendirmeler, subdomain açmak için veya başka bir eklenti alt etki alanları açabilirsiniz. Farklı yerlere yönlendirme yapabilirsiniz. E-posta kurulumu yapabilirsiniz. Bunların hepsine birazdan değineceğiz. Detaylı olarak. Şimdilik eğitimimiz bu kadar.